Efendim hoş geldiniz dostlar. Ümit'i toplamaya devam ediyoruz. Beşinci seri çalışmamız göbekle alakalı olacak. Hadi göbeğinin bakımını yapalım. Hadi buyurun. Şimdi göbeğimizi ve bilyalara ulaşabilmek için 14 bir lokmayla ya da şöyle çektirme seti ve lokmayla şeyimizi, göbeğimizin, daha doğrusu dişli vidamızın bir lokmayla sökebilir. Lokma her halükarda lazım. Bu aparattan bisiklet tamircilerinde ya da internette bulabilirsiniz. Kaçtı? 14 olması lazım. 14. Bir tarafı 14. Bir tarafı da şeyi çektirmek için, dişliyi çektirmek için kullandığımız çektirme arkadaşlar. Bakın şurada hemen şöyle vidalamasını yapalım. Ve dişimi çektirelim. Zincirimizi şeyden boşandırdım. Dişliden boşandırdım. Ve burayı birazcık sıkacağım. 16 bir açık kağıt kullanabilirsiniz. Bu kendi kolunu kullanabilirsiniz. Kendi kolu çok fazla randımanlı değil ama elbette ki çok sık sökmediğiniz zaman ara sıra sökmeleri de sizin işinize yarayacaktır. Şimdi bakın bunu sıktık. Şimdi bunu artık sıkarak ön dişimizi yerinden ayırabiliriz. Şimdi bu söküldü. Bakın bunu böyle aldık. Peki sizin anahtarınız yok. Ben bunu nasıl sökerim? Sökebilir miyim? Evet, bir yöntemi var ama doğru uygularsanız. Ağzı düzgün böyle mesela bunun ağzı çok fazla düzgün değil. Bunun ağzı şöyle keski tarzında, ondan da olması lazım. Dur bakayım. Ağzı kör bir şöyle keski arkadaşlar. Bak şöyle bir keskiyle tam şu dip kısmına vuracaksınız. Gösterebiliyor muyum? Tam şu dip kısmına. Şuraya değil. Tam milden sonraki dişinin hemen birleşen kısmına tam bu şekilde vurur. Eğer buralara vurursanız dişliyi eğersiniz. Bunu çok tavsiye ettiğim bir yöntem değil ama çok çaresiz kalırsanız da bu yöntemle çıkarabilirsiniz. Her iki taraf için de bu göstereceğim yöntem geçerli. Şöyle şu vaziyette sertçe tam dibine çekişle vurduğunuz zaman şöyle bu yerinden çıkacaktır. Ben şimdi zarar vermemek adına göstermeyeceğim size. Çünkü boşu boşuna da bisikletin diş sistemine zarar vermek istemiyorum. Evet, devam edelim. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde sökelim. Evet. Çok aşırı sıkı değilmiş. Kendi lokması. Gayet güzel iş görüyor. Aynı yöntem. Değişmiyor arkadaşlar. Aynı yöntemle bu tarafı da sökelim. Arkadaşlar bunu sökmek çok zor oldu. Birazcık dibine VD40 sıktım. Birazcık yalama oldu, sıyrıldı. Tam çektirme iyi sıkmamız gerekirdi. Arkasından çekiç vurdum falan, gördünüz zaten. Öyle söktük. Çok zorladı ve benim dumanımı çıkardı dostlar. Evet, şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir tornavida olur. Bir keski gibi bir şey olur. Şurada çıkıntı kısımlar var ya, ona şöyle vurarak bunu gevşettik. Çünkü bu epeydir şeyin altında kalmış, yağmurun altında kalmış. Birçok yeri paslanmış. Dolayısıyla bizi olması gerektiğinden fazla üzüyor arkadaşlar. Evet. Bu kontrasomunu ve ayar vidasının ya da çanak bunun buna olmaması mümkün. Beni şaşırttı. Şimdi bu zalımı maalesef açık ağızda denedim.
Sökülmüyor. Lokmayla denedim, sökülmüyor. WD-40 sıkacağım. Yani bu beni, böyle vidalar sökülmüyor. Vidalar beni çileden çıkarır. Çileden çıktığım zaman da şimdi arkadaşlar sökülmüyor ya bu zalim. Sökülmüyor ya. En sevdiğim bilmem neresini ne yaptığımın aletini getir demiş ya usta. Ha işte o bu neresini ne yaptığımın aleti bu işte. Bu ebesine tükürdüğüm. Yasin görüşürüz. Eline sağlık. Reis hiçbir şey yapmadım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Bu zalıma bu çekici vurduk mu? Vurduk. Bakalım. Kötekten laf şey anlamış mı? Anlamamış. Allah anlamamış. Ters diş mi düz diş mi? Düz diş. Evet, gülüyordu. Evet, işi Ömer devraldı. Ben söylemedim. Bakalım şu anda bisiklete işkence uyguluyor. Resmen işkence. Ya kırar ya bozar. Ya kırar ya bozar. İki seçenek var. Güzel, güzel. Sanki olacak bir şeyler. Bir şeyler olacak. Oynuyor mu? Ne bileyim, olacak gibi. Vur bakalım. Tekerden vurdum. Tutuversene ya. Tutuversene ya. Kameraya çıkmayın. Yok, çıkmıyorsun kameraya. Direksiyonu tutar gibi. Şöyle tutar. Yani bu işlemi çekiyorsun. Haydi bakalım. Böyle tam başlayın. Cır cırı haşat edecek ama olsun, yapacak bir şey yok. Ya sökülecek ya istiklal ya alüm diyordu Ömer. Şimdi arkadaşlar şurayı mengeneye bağladık. Bisikletin gövdesini çevirdik. Gene sökülmüyor, gene sökülmüyor. Yani bu zalıma ne yapacağız bilmiyorum ya. Bakalım. Şöyle yapalım. Şunu alta koyalım. Balyozun üstüne. Evet. Şimdi şöyle bir çekişleyelim. Uzalıma bakayım. Çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Burayı alam olursa yani şaseyi kaldır at, yani o derecede sıkıntılı bir yer. Yöntem bilmem kaç arkadaşlar, sıcak hava tabancasıyla alete işkence yapıyoruz. Bakalım bu yöntem işe yarayacak mı? Birazdan keskiyle girişeceğim. Şimdi arkadaşlar sökülmüyor, sökülmüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. O kadar kızdım ki, Ömer'in taktiği uyguladık. Şimdi daha önceden bunu mengeneye bağlamıştık ama somun dişinden bağlamıştık. Çevir bakayım reis bir. Çevir bisikleti. Çevir. Yavaş. Yavaş. Bir de ters istikamete çevir. Yavaş yavaş bakın. Çevir. Şimdi yavaş. Böyle sökeceğiz arkadaşlar, bir saniye. Çevireyiz. Yavaş. Dengeli. Çevir. Yok. Yavaş derken. Çevir. Kıvır çevir. Salla. Hop. Çevir. Çevir. Evet. Çevir. Evet. Mengene dar olduğu için buranın tarıyla devam edeceğiz de. Lan ne kadar yüzdü bu yavşak bizi ya. Vay.
Yok arkadaş ya. Dışarıda bir daha var ya. İlk başta bir yeri yön ayarlarım. Bundan sonrasında başka türlü yaparım. Aynen öyle. Milletin çıktı sen. Tamam. Saçtayız yalnız. Vay baba vay 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 vay. Of of pasa pasa bak arkadaş ya. Yuh ya. Yuh ya. Sadece bitmedi. Bir de öbür taraf var Ömer bu işin. Yok artık. Ömer yok artık diyordu. Şimdi de diğer tarafı. Çevirin ekibi. Çevirin yavaş yavaş. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Evet. Kurtarttılar işte. Böyle cebelleşe cebelleşe sökeceğiz. Evet. Arkadaşlar. Vedat tebrik ediyorum. Çevir çevir çevir. Komple tur çevir. İşte, tur çevir. Tur çevir. İşte bu. İşte bu. Azmin Zaferi. Tabi buranın tertiş olduğunu demin Ziya'ya iddia etti. Bunun bir tarafı düz iş, bir tarafı eğri iş. Ziya doğru söylüyor. Arkadaşlar olay. Evet şok. Vedat'ı tebrik ediyorum. Vallahi. Arkadaşlar bilya, orta göbek bilya takımımız geldi. Bunları takacağız. Ürün piyasada bulacağınız sıradan ürünlerden. Marka, model bunları da çok fazla bilmiyorum ben de. Böyle ucuz yollu bir ürün kullanacağım buna. İşimizi görür. Boşluğunu ve yağlamasını güzel yaptıktan sonra işinizi görecektir. Sol taraf biliyorsunuz tertiş. Öncelikle ne yapıyoruz? Bilyamızı çanağımızın içine koyalım. Yağlamasını yapalım. Ondan sonra resimde maşallahı varmış böyle tam. Rulman gresi. Ama normal yeşil yağlama greslerinden falan da kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Burada en önemli olay eğri diş tutturmamak. Dişlinin olduğu taraf, yani dişli ayna kolunun olduğu taraf arkadaşlar ters diş. Yani biz bunu normalde sağa sıkarız, sola sökeriz. Ama sökermiş gibi yerine tutturacağız. Bir de burası alüminyum. Arkadaşlar alüminyum kadroya sahip bir bisiklet. Dolayısıyla evet bakın şöyle elle rahatlıkla gittikten sonra şeyde sorun yoktur. Düzgün tutturmuşsun anlamına gelir. Alüminyum bir kadro dedim. Alüminyum kadro çok çabuk yani diş yatağı çok çabuk yalam olur. Dişin yatağı da alüminyum. Dolayısıyla tuttururken çok dikkatli tutturmanız lazım. Eğriş tutturmamanız lazım ki yoksa bu iş canınızı çok sıkar arkadaşlar. Evet. Sona geldik. Sona gelince çok az daha sıkıp bırakacağım. Çok aşırı sıkmaya gerek yok. Şimdi karşıya geçelim. Aynı işlemi bunun için de uygulayacağız. Yalnız dişlisiz taraf normalde saat istikametine sıkılır, sola sökülür. Yine diş kaptırmayacağız. İçine gresini, ıvırını, zıvırını aynı karşı taraf gibi yapıp yerine takacağım arkadaşlar. Burada milden bahsetmedim. Milim, mil, somunlu bir mil. Bunun bir de içine vidalı olanı var, somunlu olanı var. Fark etmez. Şu şekilde şöyle karşı tarafa zaten bilyasını, yağını sürmüştük. Karşıya iteceğiz. Yerine somunu tutturup şu vaziyette diş kaptırmadan bununki şeyli içinden şöyle bir noktalı sıkma şeyi var. Şöyle bir anahtarla segman pensesiyle sıkmalı bir yapıya sahip. Bu şekilde sıkıp diş kaptırmadan boşluğunu alıp kontrasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bakın boşluğu aldık ve elle dönmüyor. Biraz fazla kaçtı. Elle rahat dönmesi lazım arkadaşlar. Elle rahat dönüyor. Ve boşluk da olmasa iyi olur. Şu anda çok az var. Çok az çevirdim. Evet hala var. Çok az da. Az. Evet. Şu anda iyi. Bu zaman
zaten biraz kullandıktan sonra, bakın şurada da kontrast umuru var. Zamanla kullandıktan sonra biraz boşluk yapacak. Daha sonra bir daha ayara ihtiyacı olacak arkadaşlar. Evet, böyle iyi. Hatta çok az boşluk var ama böyle birazcık alışsın. Biraz kullandıktan sonra bunu tekrardan bir daha ayar yapacağız arkadaşlar. Evet. Çok hafif bunu da. Bu kontrasomunu, yani ortasındaki ayarladığımız parçanın, çanağın ayarının bozulmaması için sabitleme somunu da diyebiliriz. Şöyle tutmazsak kendiliğinden dönme ihtimali var. Evet. Bir daha. Çok fazla da sıkmayın. Çok ince diş bir malzeme. Yalama olma olasılığı yüksek. O yüzden bu şekilde bırakıyorum dostlar. Şimdi pedallarını falan rahatlıkla takabiliriz. Çok zor oldu. Çok uğraştırdı. Ömer ve Vedat çok büyük emek verdi. Teşekkür ediyoruz onlara. Onların da bu işe çok büyük emeği var. Ama azmin sonu zafer, başarı. Ve dolayısıyla da bisikletimizi tekrar hayata döndürdük dostlar. Peki bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.